Hasan Cemal, Osman Kavala nasılsın? Hayırlı bayramlar. 31 Mart güzel bir başlangıç, bir umut kapısı aralanıyor. İnşallah senin için de adalet ve hukuk kapısı açılır sevgili kardeşim. Senin için yazdığım yazılara bakıyorum. İlki 19 Ekim 2017 tarihli. Başlığı: Sevgili Osman Kavala, yalnız değilsin, yanındayız. Şöyle devam ediyor: Gözaltı haberin gece yarısı geldi. Polis seni Atatürk Havalimanı'nda Gaziantep uçağından gözaltına almış. Bir haftalık gözaltı süresi. 15 Temmuz. Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs. Senin yerinde hep demokrasi, hukuk ve özgürlük saflardaydı. Sevgili Osman, yoksa seni de darbeci mi ilan edecekler? Teröristlikten mi yargılayacaklar? İnşallah bunlar söylentidir. Kısa zamanda özgürlüğüne kavuşursun. Sevgili kardeşim, o kadar çok arkadaşımız hapisteki, o kadar çok arkadaşımız casusluktan, darbecilikten, teröristlikten yargılanıyor ki. Sen de biliyorsun, bütün bu ortak arkadaşlarımız bugüne kadar hep özgürlükleri savundular. Demokrasinin, hukukun yanında durdular. İnsan hakları savunuculuğu yaptılar. Eleştirel düşünce bayrağını yüksekte tuttular. Gerçeğin bir değil bin yüzlü olduğunu haykırdılar. İnsanların kendi kimliklerine, kendi dillerine, kendi inançlarına sahip çıkmalarının yollarını açmak için yazarak, çizerek, konuşarak mücadele verdiler. Toplumun renklerinin kaybolmasına karşı çıktılar. Tek tip insan imal edebileceğini sanan kışla düzeni rejimlere dur dediler. Kısacası demokrasi, hukuk, özgürlük ve insan hakları bayrağını her zaman yüksek tuttular. Sevgili Osman, senin yerinde hep bu saflardaydı demokrasi, hukuk ve özgürlük saflarındaydı. Bu ülkede insan hakları savunucusu deyince, senin adın da en ön sıralarda geliyordu. Çünkü hep, itirazın vardı. Bu memlekette, devletin hoyratlığı konusundaki itirazların. Sen de biliyorsun, itiraz sahibi insan olmak, bu memlekette öteden beri belalı bir iştir. Şimdi daha da belalı hale geldi. Baksana, kaç kişi insan haklarını savunmaktan, ifade özgürlüğünü savunmaktan hapis yatıyor. Eski zamanlarda askeri darbe dönemlerinde dolardı hapishaneler. Bugün de sivil darbe döneminde doluyor. Ve şimdi galiba daha da kötüsü yaşanmakta. Bir zamanlar ikinci sınıfta olsa kör topal bir demokrasimiz, bir hukuk devletimiz vardı. Şimdi o kör topal demokrasinin kaleleri teker teker düşmekte. Ya da düştü bile. Yargı, yürütme, yasama, medya her geçen gün biat kurumları haline geliyor. Yani tek adamın emrine giriyor. Şimdi o kör topal demokrasinin kaleleri teker teker düşmekte ya da düştü bile. Sevgili Osman, lafı yine uzattım. Malum olanları tekrarlıyorum. En kısa zamanda serbest bırakılmanı ve aramıza kavuşmanı bekliyorum. Canını sıkma kardeşim, yalnız değilsin, yanındayız. Türkiye'deki hukuk, özgürlük, insan hakları mücadelemiz hep birlikte devam edecek. 20 Ekim 2018 tarihli, hiç mi utanma duygusu kalmadı, başlıklı yazıma bakıyorum. Spotu şöyle, Osman Kavala bir yıldır iddianame bile olmadan hapiste, sonra da hukukmuş, adaletmiş. 16 Kasım 2018 tarihli yazımın başlığı, 2. Kavala Operasyonu, derinleşmekte olan sivil darbeyi protesto ediyorum. 18 Temmuz 2019 tarihli yazımın ilk satırları Silivri'de duruşma salonu. Saat sabahın 10'u. Osman Kavala iki kolunda iki jandarma ve iki yanındaki uzun jandarma kordonuyla ve o güler yüzüyle tünelin ucunda gözüküyor. Herkes ayakta. Alkış tutuyoruz sevgili Osman'a. O da kollarını jandarmalardan kurtarınca aramızda selamlaşma faslı başlıyor. Gezi davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'ya bugün tahliye kararı çıkabilir mi sorusunda düğümlenen iyimser bir hava esiyor salonda. Duruşma salonu boşalıyor. Karar için heyecanlı bekleyiş sonrası saat beş buçukta büyük bir hayal kırıklığı, tahliye yok. Hukuk ve adalet kapımızı bir kez daha çalmıyor. 10 Aralık 2019 tarihli yazım şu satırlarla başlıyor. İnşallah yine hayal kırıklığına uğramayız. Türkiye'de senin tahliyenle bir büyük hukuk ayıbından kurtulur. Sevgili Osman, şimdi günleri saymaya başladık. Senin özgürlüğe kavuşacağın günleri. Bugün 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Osman Kavala kararı böyle bir günde çıktı. Türkiye'yi insan hakları açından mahkum eden mahkeme, kararında özetle dedi ki, Osman Kavala'nın 770 gündür demir parmaklık arkasında yatıyor olması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır. Osman Kavala 770 gündür siyasal nedenlerle hapistir. Kavala'nın hapse atılmasının altında Türkiye'de insan hakları savunucularının sindirilmek, susturulmak istenmesi yatmaktadır. Osman Kavala'nın hak ihlali sona erdirilmeli, derhal tahliye edilmelidir. Sevgili Osman, sana yapılanları da sadece fikirleri nedeniyle hapsedilen gazetecilere, yazarlara, sanatçılara siyasetçilere de yapılanları unutmayacağız. Haktan, hukuktan, adaletten, demokrasiden tutkuyla nefret edenleri de unutmayacağız. Asla unutmayacağız. Hafıza aklımızın, vicdanımızın bekçisidir. Sevgili kardeşim, şimdi günleri saymaya başladık. Özgürlüğe kavuşacağın günleri. Umudumuz en geç 24 25 Aralık'a kadar AIHM'nin hak ihlali kararının uygulanması ve senin tahliye edilmeni, özgürlüğüne kavuşmanı bekliyoruz. İnşallah yine bir büyük hayal kırıklığına uğramayız. Türkiye'de senin tahliyenle korkunç bir hukuk ayıbından kurtulur. Ve 24 Aralık 2019 tarihli yazımın başlığı Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı bir hukuk ve adalet katliamıdır. Yazıklar olsun. 23 Aralık 2021 tarihli yazım Tayyip Erdoğan'a, Ey Erdoğan, Kavala hapisteyken, demokrasi ve hukuk sözcüklerini sakın ola ağzına alma. Tarih, 25 Nisan 2022 başlık, Kavala ve Gezi tutukluları özgürlüklerine kavuşana kadar direneceğiz. Adalet ve hukuk bayrağı elimizden düşmeyecek. Gezi davasında mahkeme kararı akşama doğru geldi. 1637 gündür tutuklu olan Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış ömür boyu hapis. Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özer'den, Can Atalay ve Yiğit Ali Emekçi'ye 18 er yıl hapis cezası ve haklarında tutuklama. Kavala haklı, yargı kullanılarak yapılan bir suikast eylemidir. Sevgili Osman, epeyce zaman geçmiş sana mektup yazmayalı, kusura bakma. 31 Mart'ta birbirimize kavuşacağımız günleri saymaya başladık. Kendine iyi bak sevgili kardeşim.